Bugün 17 Ağustos 2024. Bugün tam deprem günü. Yani tam 17 Ağustos. Hani bir gün önce değil, bir gün sonra değil. Bu depremdeki enkazlarla doldurulan alanda bugün düğün var. Bugün eğlence var. Bugün canlı müzik var. Bugün halay çekiliyor burada. Bugün 17 Ağustos 2024. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam olarak 25 sene geçti. Bugünlerde son 2-3 günde özellikle sosyal medyada, gazetelerde, sokakta, her yerde en çok gördüğümüz şeyler, konuşulan şeyler ve paylaşımlar unutmadık. Depremi unutmadık, depremde işte sesimi duyan var mı gibi sloganlarla herkes unutmadığını söyledi, depremi tekrar hatırlamak istemediğini dile getirdi. Ama peki bu 1-2 günde neler oldu diye baktık. Dün 16 Ağustos gecesi biliyorsunuz bazı etkinlikler vardı. Sonra 11'de sessiz yürüyüşümüz vardı ve bir gibi etkinliklerimiz bitti. Deprem anıtımızın içini bu sene herhalde çatısında olan bir sorundan dolayı gezemedik. Ama özellikle bugün asıl konumuz, burada olma sebebimiz bugün. 17 Ağustos bugün. Yani depremin tam olduğu gün. Hani öncesi ya da sonrası değil. Depremin tam olduğu gün. Ama arkamızda görmüş olduğunuz deprem anıtının da içinde bulunduğu topraklar, biliyorsunuz ki doldurma topraklar ve neyle dolduruldu? 17 Ağustos 1999 depremindeki enkazlarımızla dolduruldu. Yani Yalova'da o kadar çok enkaz oldu ki bunları dökecek yer de bulunamadığı için denizi doldurma kararı alındı. Ve bütün bu bölge o enkazlarla dolduruldu. Bazı söylenen şeylere göre hatta oralarda bulunamayan bazı vatandaşlarımızın, bazı hatta uzuvları, organlarının dahi olabildiğine dair şeyler de söyleniyor, biliyorsunuz. Üzerinden tam 25 yıl geçti depremin ve bugün deprem anıtında iki yerde maalesef ki canlı müzik, düğün, eğlence gibi şeyler görüyoruz. Halkımız evet bu parkın üzerinde, onda bir sakınca görmüyoruz ama depremi unutmadığımızı söylüyoruz. Ama bugün tam deprem günü, yani tam 17 Ağustos. Hani bir gün önce değil, bir gün sonra değil. Bu depremdeki enkazlarla doldurulan alanda bugün düğün var. Bugün eğlence var. Bugün canlı müzik var. Bugün halay çekiliyor burada. Biliyoruz ki burası daha çok Suriyeli, Arap kökenli vatandaşların bulunduğu yerler ama sonuçta Yalova'dayız ve deprem parkındayız. Deprem anıtının olduğu bölgedeyiz. Tekrar etmek istiyorum. Depremdeki enkazlarla yapılan alandayız ve tam deprem günündeyiz. 17 Ağustos'tayız ve 17 Ağustos'ta burada halay çekiliyor. Düğünler yapılıyor, eğlenceler yapılıyor, canlı müzikler yapılıyor. Bunu üzücü olarak da bir nitelendiriyoruz. Bunda yetkililerin de, vatandaşların da kimin bir suçu ya da payı varsa tabii ki gereğinin yapılmasını istiyoruz. Düğün az önce belediye, zabıtaya ve polise edilen şikayetlerle müziğin sesi kıstırıldı. Halaylar durduruldu. Bir kafede sadece canlı müzik devam ediyor. Orada da eğlenceli şarkılara ara verildi. Ama az önceki görüntülerde de gördüğünüz gibi eğlence tam
tam gaz devam ediyordu. Duyarlı vatandaşlarımızın şikayeti üzerine durdu. Depremde hep halkımız şundan şikayet etti. Yetkililer depreme hazırlamadı, binalarımızı hazırlamadı. Ama görüyoruz ki halkımızdan da bazıları maalesef ki duygu olarak da, ana olarak da bu durumu unutmuş görünüyor. Sadece sosyal medyalarımıza unutmadık yazmakla bu işlerin olmadığını bugün tekrar görmüş olduk. Bugün 17 Ağustos 2024, 17 Ağustos 1999'un üzerinden geçen 25 sene sonra deprem parkında deprem anıtının olduğu enkazlarla doldurulan bölgede halayların çekildiğine, düğünlerin yapıldığına maalesef ki şahit olduk.